Grup Ağaç Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde uzun yılların deneyimiyle müşterilerine hizmet veriyor. Firma Ukrayna'dan sektöre orman ürünü ithalatı yapıyor. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yurtoğlu'ndan sektördeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldık. Grup Ağaç orman ürünleri ithalatı yapıyor. İthalatımızın %90-95 civarında Ukrayna'dan tedarik ediyoruz. Ukrayna menşeli ağaçları ithal ediyoruz. Bunu yapmakla hem ülke ekonomisine hem ülkemizdeki milli orman servetimize katkıda sağladığımızı düşünüyoruz ki öyle de. Bizim ülkemiz bir orman ülkesi değil. Bir Amerika gibi, bir Finlandiya gibi veya bir Rusya gibi değil. Ormanlarımız kısıtlı. Biz böyle düşünüyoruz. Böyle olduğuna da inanıyoruz. Ali Yurtoğlu, Ukrayna ile çalışma aşamalarını şöyle ifade etti. Şirketimizin bünyesinde iki farklı şirket olan iki tane gemimiz var. Biz bunlarla lojistiğini sağlıyoruz. Ormanlardan aldığımız devletten alıyoruz biz. Ukrayna devletinden, Ukrayna Cumhuriyeti'nden tedarik ediyoruz. Ukrayna orman işletmeleri limana kadar indirirler. Biz liman teslim para öderiz. Limanda kendi gemilerimle ben sevkiyatını yapıyorum buraya. Getiriyoruz. Burada da tahliye firmaları var. Taşeron firmalar. O firmalara depoya tahliyesini, iş tahliyesini yaptırıyoruz. Yurt dışından orman ithalatının teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ali Yurtoğlu görüşlerini dile getirdi. Özellikle yurt dışından orman ithalatının eğer yeterli değilse ülkemiz ormanları teşvik edilmesi lazım. Biz bu konuda teşvik görmemekle beraber ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ciddi problemler yaşıyoruz. Önümüze çeşitli engeller geliyor. Bunları bir şekilde aşmaya gayret ediyoruz. Zaten sektörün büyüyememesi, sektörde çok sayıda firmaların isim değiştirmesi tamamen buna bağlı. Bunun üzerinde insanlar tamamen kendi bireysel çabalarıyla tabiri caizse savaşarak bu işi yapmaya çalışıyor. Ali Yurtoğlu son olarak sektördeki yaşanan sıkıntılara değindi. Türkiye'de hem orman yok hem de ormancılığı gözeten bir sistem yok. Ormancılığı teşvik eden bir sistem yok. Ahşabı teşvik eden bir sistem yok. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de ölçü farkı diye bir şey vardır. Çok böyle anormal bir şey. Yani herkesin anlayabileceği bir dilde konuşmak gerekirse 700 gramı 1 kilo diye satıyorsunuz. 800 gramı 1 kilo diye satıyorsunuz. 600 gramı 1 kilo diye satıyorsunuz. Bir standardı yok. Herkesin vicdanıyla alakalı bir şey. 5'e 10 diye bir ağaç şeyi vardır. Bu kalıpların altında kullanılır. 5'e 10 olmaz. 5'e 10 değildir bu. Halbuki 5'e 10 olması lazım. Bu 4'e 9'dur. 45, 90, 4.5'a 9.5'tür. 3.5'a 8.5'tür. Ama buna devletin bir standart getirmesi lazım. Devlet kurumları en azından işte TOKİ'sidir veya farklı kurumlardır demesi lazım değil. Ben şu ölçünün altında hiçbir şekilde bunu kabul edemem.